Hello everyone, this is Sheriff the Broker. Today we are in Göktürk, in restaurant, Italian restaurant La Mensa, Ristorante Italiano. And there are many restaurants here. And today I have a beautiful guest, my sister-in-law Ayşe. Ayşe Bindirici Toprak, in Turkish Baldız. She is living in Göktürk last 12 years. I am living in Göktürk 6 years. From the first hand, we will learn how is living in Göktürk, this district. She's speaking perfect English, but to be more comfortable, I would like to ask her questions in Turkish. So, Ayşe abla, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Şerifciğim. Öncelikle beni YouTube kanalına davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür buraya ederim. Misafir olarak gelmek benim için çok keyifli ve heyecanlı bir şey oldu. İlk günden beri istiyorduk zaten. Evet, evet, iyi oldu. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Göktürk'te yaşamaya nasıl karar verdin? Çok tesadüfi. Ben tamamen şehir merkezi insanıyım. Normalde seviyorum merkezde oturmayı. O hareketi, canlılığı. Merkez derken işte Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, karşı tarafta Bağdat Caddesi vesaire daha önce oturduğum yerler. Ama buraya bir arkadaşıma ziyarete geldim 12 yıl önce. O da benim gibi şehir merkezi insanıydı ve gelir gelmez tutuldum Göktürk'e. Havası, işte bu huzurlu ortamı, etrafının ormanlarla çevrili olması gerçekten bana böyle hem şehir merkezinden bu kadar uzak ama bu kadar da şehre Belgrad yakın. Belgrad ormanlarının ortasında. 7 kilometre Belgrad ormanı buraya. Yani o kadar hoşuma gitti ki birkaç ay içerisinde hemen ben de burada kendime bir yer bunu buldum. Bunu sana sormak istememdeki sebep şu, bizim İstanbul'da Göktürk'e taşınma sebebimiz sensin. Şimdi sizin gelmenizle benim için daha evet, da güzelleşti Göktürk. Teşekkür ederiz. Hande ile İstanbul'da Göktürk'te yaşamamızın sebebi sen olduğun için biz işte bunun devamında senin neden buraya taşındın çok önemli. Evet. Şu an Göktürk'te yaşıyorsun. Ofisin Karaköy'de. Emre abinin ofisi Maslak'ta. Hiç trafik sıkıntısı yaşıyor musunuz? Şimdi benim ofisim Vadi İstanbul'da. Ben hiç yaşamıyorum. 15 dakikada oradayım. Göktürk'ün şöyle bir güzelliği var. Buradan ulaşacağınız her neresiyse mutlaka birden fazla alternatif güzergahınız var. Dolayısıyla zaten biz metropolde yaşayan insanlar artık bu haritaya bakmayı alışkanlık haline getirdiğimiz için evet, evden çıkmadan önce ya da işten çıkmadan önce mutlaka alternatif güzergahlara bakıyorum. En hızlı rota hangisi? En hızlı rota hangisiyse onu seçiyorum. Birinci mutlaka, köprü, ikinci köprü. Ama mutlaka bir tane rota benim için en iyi rota çıkıyor. Çünkü dediğim gibi birkaç tane alternatif güzergah oluyor. O da en büyük avantaj. Üçüncü köprü, ikinci köprü, birinci köprü. Bu üçüne de ulaşım çok rahat, çok rahat buradan. Şimdi metro geliyor inşallah. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Metroyu da kullanacağız. Tabii ki de. O da çok rahatlatacak. Havaalanı hemen şurada. Yanımıza geldi. İstanbul'un en iyi birkaç tane okulu burada. Restoranları yine söylemiyorum bile zaten. Çok gurme restoranlar var. Kebapçısı, balıkçısı, İtalyan restoranı. Yani dolayısıyla Göktürk gün geçtikçe daha da vazgeçilmez bir yer haline geliyor. Ki yani şunu da söyleyebilirim. İstanbul'daki en nadir semtlerden bir tanesi burası. Her yere rahatça ulaşabileceğiniz, yani her ihtiyacınızı yürüyerek karşılayabilirsiniz burada. Evet, bu bölümü çekmeden önce ben bu bölüme Freedom, özgürlük ismini koymak istedim. Çok iyi düşünmüşsün, evet. Bunun sebebi şu, emlakçılık yapıyorum. İşim gereği günde 5-6 saat araba kullanmam gerekiyor ve arabanın içinde de vakit geçiriyorum, kullanmasam da. Ama eve geldiğim zaman bundan sonra arabanın içine girmek istemiyorum. İşte bir restorana giderken, süpermarkete giderken. O yüzden Göktürk benim için işte Fethiye'den buraya taşındığım zaman o küçük şehir kasaba hayatını aynı şekilde burada devam etti. İstanbul'un 20 milyonluk kalabalığını burada hissetmiyoruz. Muhtemelen işte o gen, beni de o gen çekmişti. Evet, gen kodlarımız, evet.
Biraz insanlara etrafı gösterelim mi Göktürk? Gösterelim hadi. Tamam. Daha aydınlatıcı olur. Evet. Burada işte çok güzel mekanlar var. Evet ve mekanların hepsi de farkındaysan son derece dolu. Evet. İnsanlar sosyalleşiyorlar, dışarı çıkıyorlar Göktürk'te. Her gün yeni bir yer açılıyor ve iyi olan tutunuyor, kötüyü hemen cezalandırıyor evet. Göktürk. O yüzden... iyi olmak zorundasın. Evet, iyi olmak zorundasın. Güzel mekanlar seviyoruz. Bir de bu kısa katlı olması yaşamı çok keyifli hale getiriyor. Evet. Burger restoranları, çok barista güzel. Coffee shoplar. Steakhouse'lar var. Kahve dükkanları barımız, var. Motto. Ondan sonra yine bu şey... Çok güzel kebapçımız var, balıkçımız var. Evet. İstanbul'un her yerinden geliyorlar. Evet. Hafta içi, hafta sonu, günler, saate. Çoğu da rezervasyona ihtiyaç var. Rezervasyonsuz gelirseniz yer bulamazsınız Erdal zaten. Şef'i özellikle tavsiye ederim. Muhteşem kebapları. Lahmacunu. Lahmacunu efsane. Gerçekten efsane. Balıkçı zaten buranın ilk mekanı. Evet, buralar Dutluk'tu, balıkçı vardı. Balıkçı vardı, balıkçısı meşhur zaten. Evet. Oturduğumuz mekan La Mensa. Bütün mekanlar hayvan dostu. Köpeğinizle gelebiliyorsunuz. Çok tabii. Güzel o açıdan da. Benim için artı 10. Burası da Göktürk'ün ilk yapılarından bir tanesi. İkon binalardan birisi. Evet. Starbucks. Sinema var içeride. Ragıp Savaş Sanat Akademisi. Evet. Yukarıda yine güzel bir Pilates Akademi falan var. Gayet güzeldir. Starbucks'ımız burada. Sinemamız burada. Her şey bütün var. Bütün bankalar bu caddede. Evet, evet. Göktürk'te bir AVM yok aslında ama bütün caddeler, sokaklar bir AVM'nin gerektirdiği her şeyi sağlıyor. Evet, Göktürk güzel bir yer gerçekten. Şerifciğim çok teşekkürler. Sen toplantıya yetişeceksin. Ben bir toplantıya yetişeceğim, görüşmem var. Çok mersi. Görüşürüz. Çok görüşürüz. Teşekkürler, çok teşekkürler. Şerif'in kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.